Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce tavuğun şu başlarını şöyle bir alayım. Başka bir yemekte kullanırız. Çok kalın olmasını istemiyorum. Çok kalın olursa sıkıntı yaşarız. Bu yemeği yaparken özellikle tavuğun incesini seçin. 120 gramlık tavuk göğsü olmasına dikkat edin. Değilse, büyükse ne yaparsınız? Tavuğu küçültürsünüz. Tavuğumuza şöyle dairesel bir şekilde vurarak açacağız. Tavuğumuzu dövdük. Şöyle bir açalım, bir kontrol edelim. Kalın bir yeri var mı diye. Şuradan biraz daha incelteceğim. Çok hızlı vurmayın, tavuğu yırtarsınız. Hemen bunu şöyle bir kenara alalım. Çok az bir oranda içine tuz serpiyorum. Az bir de karabiber. Daha önce de söylediğim gibi evde ne varsa onunla dedim. Normalde bunun içerisine salam veya jambon da girer. Yavaşça şuradan kapatıyoruz. Bir de bu taraftan. Bir tanesi hazır. Hemen şöyle bir alalım, şuraya kenara koyalım. Tabii ki ikincisinin yapıldığını göstermeyeceğim. İkinciyi de yapacağım. Ondan sonra diğer aşamada görüşmek üzere diyelim. İkincisi de hazır. Arkadaşlar hemen bir tane yumurta kırdım. Elimde kalan bir tane de yumurta beyazı vardı. Onu da attım. İki tane olduğu için çok fazla kullanmayacağım. Şöyle kabın birinin içine de bir galeton atıyorum. Yumurtayı bir çırpalım. Az bir de tuz atayım da yumurtası tuzsuz olmasın. Hemen tavuğumuzun birini yumurtanın içine koyuyoruz. Yumurtayı her tarafına bir değdiriyoruz. Ondan sonra galetonla. Tabii tek başıma yaptığım için hemen elimi yıkadım. Bunu iki kişiyle yaparsanız daha güzel olur. Yemeğim daha garantili olsun diye bir kere daha bandıracağım. Arkadaşlar fazla parmak izi yapmayacağız. Fazla parmak izi yaparsak ne olur? Yumurta oradan soyulur. Tavuğumuz istediğimiz görüntüde olmaz. Hemen şuraya bir galetonu serpelim. Yine tekrar önerim, iki kişiyle yapın. Tek kişiyle bu sizi uğraştırır. Tavuğu alalım, şuraya koyalım. Tabağa da bir kartonu serpelim ki şey yapmasın. Yapışma yapmasın. Arkadaşlar şöyle üzerine tekrar bir kartonu serpiyorum. Bunu 5 dakika dinlendireceğim. Üzerinde bir kurusun. O arada biz yağ ısıtacağız. Bu yağları, yumurtalı, nişastalı, İşte çok ağır kokulu şeyler olmadığı sürece 2-3 kere kullanabilirsiniz. Köpürmediği sürece. Ben bu yağı şu anda 3. kullanışım, kaldırıp atmıyorum. Süzdürüyorum.
bir daha kullanıyorum. Rengini görüyor musunuz? Hala yağımız kullanılabilir durumda. Hemen yağımızı kontrol ediyoruz. Yağımız ısınmış. İki seferde uğraşmayın, tek seferde kızartayım çıksın. Önce bağlantı yerini alta getiriyoruz. Şöyle bir yapayım, yağ her tarafına bir değsin. Ocağın altını biraz ısıyorum. Birdenbire kızarıp tavuğumuz çiğ kalmasın. Orta ateşte yağın içerisinde yavaş yavaş pişireceğiz. Attıktan ortalama 1,5 dakika sonra öbür tarafını çevirdim. İki tarafı da eşit pişsin diye. Arkadaşlar bir daha hatırlatayım. Bağlantı yaptığınız yere önce tavayı atın. Biraz daha kızarsın. Şöyle bir görün. Ocağımızın altını kapattık. Şimdi sunum tarafına geçeceğiz. Hemen yememizin bir tanesini bir gösterelim. Yemeğimiz bu. Pişmez diye ufak bir endişeniz olmasın. Şöyle bir bakın. Bir de şunu keseyim göstereyim. Kaşarlar içinden nasıl akıyor görüyor musunuz? Tabi bu yemek neyle yenir? Bu yemeğin olmazsa olmazı limon. Bu yemeğe mutlaka limon sıkmak gerekiyor. Servis yaparken de yanında limon verin. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.